Selamlar. Şahane 2021 video veya podcast serisinin ikinci bölümündeyiz. Dün bir giriş yaptık. Bugün ise vizyona bahsedeceğiz. Kişisel vizyon. Şimdi büyük kurumların var böyle vizyon cümleleri var havalı. İşte 5 yıl sonra şirketin nereye doğru ulaşacağını, büyüklüğünü, işte ulaşacağı pazarları falan ifade ederler genelde. Biz de kişisel olarak bir vizyon sahibi olmalıyız. 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Yani neler girer bunun içerisine? Kariyerimiz, bir iş kuruyorsak girişimimizin boyutu, ondan sonra tabii sağlık durumumuz, fiziksel görünümümüz, ilişkilerimiz, üretip ortaya koyabildiklerimiz, toplumda nasıl algılandığımız bir sürü şey konulabilir. Sizin için kritik olanlar önemli. Bunlar konusunda bir vizyon oluşturmalısınız ve bir vizyonu mümkün olduğunca net yapmalısınız, net kurmalısınız. Yani detaylara girmelisiniz. Öyle genel işte ben sağlıklı olacağım değil, kaç kilo olacaksınız, bu sağlığı nasıl ölçebilirsiniz kilo olmak, kilo dışında işte koşu temponuz, belki Ironman'e katılmak gibi hedefiniz var bunlar. Kariyerinizle ilgili yükseleceğim değil, 5 yıl sonra hangi pozisyonda olacaksınız, nasıl bir şirkette çalışacaksınız konusunda detaylar. Bu detayları netleştirmek gerekiyor. Buna vizyonu kurmak diyoruz. Ve bunları kurgularken de mümkün olduğunca gerçekten o gelecekten heyecanlandığımızı görüyor olmamız lazım. Oraya varmanın bizi heyecanlandıran, bize toplumun dayattığı, genel işte çevrenin dayattığı bir hedef değil, bizi heyecanlandıran, o şekilde olmaktan mutlu olacağımız bir gelecek vizyonu çizmemiz gerekiyor. Sonra da bunu 2021 sonunda nereye ulaşacağımı indirmem lazım. Çünkü bazı hedefler biraz daha uzun zaman alabilirler. Bazıları sandığınızda hızlı olabilir ama bazı uzun zaman alır. O yüzden acaba 2021'in sonunda nereye varmak istiyorum? Ben de kendimden örnek verdim. Bunun önemi çok büyük. Çünkü araştırmalar şunu gösteriyor. Gelecekteki kimliğiniz sizi çok şekillendiriyor. Günlük davranışınız. Yani ben 2025'te şöyle bir insan olacağım dediğiniz zaman ve buna gerçekten inanmışsınız. Daha sonra da bunu işte 2021 sonu gibi daha kısa vadeli hedeflere de çevirmişseniz, o zaman günlük davranışlarınızı bu hedefler, bu vizyon çerçevesinde ortaya çıkıyor. Ve bu da sizin aslında karakterinizi veya kimliğinizi etkilemeye başlıyor. Eğer bunu yapmazsanız, o zaman karakterinizi, kimliğinizi yani günlük davranışlarınızı ya geçmişte kendinizle ilgili oluşan kanaatler oluşturuyor. Ya ben başaramıyorum, ben iyi bir yatırımcı değilim. İşte ben veremiyorum kilo, ben işte iyi bir sporcu olamıyorum, ben iyi bir eş olamıyorum. Neyse çünkü geçmişte bir sürü hatamız var hepimizin. Ya onlar bizi şekillendiriyor ya da akılıp gidiyoruz, kapılıp gidiyoruz. Neye kapılıyoruz? Günlük koşturmacaya. Yani bir insanın hayalleri şuna gidebiliyor. Ay sonundaki faturamı ödeyebildim mi, kiramı ödeyebildim mi? Şimdi bunlar tabii önemli olmakla beraber hayatınızı hep böyle mi geçireceksiniz? Böyle bir döngü içine mi geçireceksiniz? Yani geçmişinizden hiç kurtulamadığınız, geçmişteki başarısızlıkların yarattığı travmalardan ve bir yandan da günün koşuşturmacısından hiç kurtulup bunun ötesine geçebilecek ve hayata doğru adımlar atmadığınız günler mi yaşayacaksınız? Hiç tavsiye etmem doğrusu. O yüzden iyi bir vizyona sahip olmak önemli. Öbür türlü hayat bizi alıp sürüklemeye başlıyor. Bu yeni vizyonunuzun da kimliğinizin bir parçası haline dönüşmesi lazım. Kimliğiniz değişebilir. Yani hani böyle eski öğretilerde işte herkesin karakteri belli, herkesin doğuştan getirdiğimiz bazı özellikler var. Evet, bunlar var, yok diyemem ama bunlar değişebiliyor. Çünkü beynimiz esnek bir organ ve onu etkileyebiliyoruz, onu değiştirebiliyoruz. O yüzden bu vizyona inandıktan sonra o vizyon çerçevesinde hareket edersek günlük davranışlarımız, bundan dolayı da karakterimiz değiştirilebilir, bilimsel olarak bu biliniyor. Gelecekle ilgili o halde bir vizyon lazım. Bu vizyonun da bazı böyle iddialı belki sloganların olması lazım. Bazı iddialı sembollerin olması lazım. Benim çok hoşuma giden örneklerden bir tanesi ünlü basketbolcu Michael Jordan. Her NBA şampiyonluğundan sonra sahada tur atarken şampiyonluk turunu mesela o yıl 3. şampiyonluğu kazanmışlarsa 3 yapmazmış. Parmak hareketinde 3 değil 4 gösterirmiş. Yani bir sonraki şampiyonluğun hayalini kurmaya daha o günden başlar ekibini, seyircilerini, takımını da buna inandırmaya başlarmış. Başka benim biliyorsunuz büyük hayran olduğum Elon Musk'ın da şöyle bir hayali var. Ben Mars'ta öleceğim. Hayale bakar mısınız? Yani bu kadar büyük bir hayaliniz olduğu zaman Mars'a yolculuk başarmak için bir sürü şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Belki Elon Musk'ın işte uzayla ilgili çılgın çalışmanın arkasında bu derin motivasyon çok büyük etkisi var. Siz belki Mars'ta ölmek istemiyorsunuz. Belki NBA şampiyonu olmayacaksınız ama sizin de kendinize ait birkaç cümleyle ifade edebileceğiniz bir büyük hayalinizin olması lazım. Bu sizin günlük davranışlarınızı, karakterinizi dolayısıyla değiştirecektir. Ve bu hedefler kimliğinizi, yeni kimliğinizi ortaya çıkaracaktır. Ben o yüzden insanların gelecekteki kimliklerine iyi tanımlamaları gerektiğini düşünüyorum. Gelecekteki kimliğiniz ne? Bugünkünden farklı olsun, bugünkünden daha üstün bir şey olsun, daha pozitif bir şey olsun ve
Onu kurgularken ya ben oraya varabilir miyim, oraya ulaşır mıyım düşünmeyin bile. Önce bir hayalini kurun. Yeni kimliğinizin hayalini kurun. Benim mesela işte 2025'de ulaşacağım kimlik şu. Ben o zaman 55-56 yaşına gelmiş olacağım aşağı yukarı. 56 yaşıma geldiğimde artık hiç çalışmaya ihtiyacı kalmayan, bunu zaten şu anda çok büyük başarmış durumdayım. Yani aslında kendini emekli etmiş ama büyük bir hevesle çalışan bir insan olmak istiyorum. Çalışmak istediğim konu da şu anda üzerinde durduğumuz haddini aş meselesi. Sağlığımın bugünkünden daha iyi olmasını istiyorum. Geriye gitmek istemiyorum, daha iyi gitmek istiyorum. Bu konuda çok netim. Ve artık eserleriyle, ürettikleriyle etrafına ışık saçan, etrafındaki insanın gelişmelerine yardımcı olan birisi olmak istiyorum. Kendi dertlerimden iyice sıyrılmış. Bu konudaki vizyonum oldukça net. Burada veremeyeceğim detaylar da var. Nerede yaşayacağım, nasıl bir evim olacak, ne kadar param olacak. Bunlar da kafamda epey netler. Ve bunlar netleştikçe o kimlik de kendimi topluyor. Ne demek bu? Mesela ben 2025'te, 2026'da sadece yatırımlarıyla geçinebilen, haddini aş nokta neti bile bunun sadece bir destekleyicisi olarak kullanabilen bir insan olacağım dediğim anda her gün daha iyi yatırımcı olmak konusunda çaba gösteriyorum. Ve bu kimlik, ben iyi bir yatırımcıyım kimliğim günümü etkiliyor. Bugün iyi bir yatırımcı mıyım? Değilim belki. Ama o kimliğe bir kere giydim ya, o yönde o yüzden hazırlık yapmaya başlıyorum. O yüzden daha iyi, daha büyük, daha başarılı bir vizyonunuzun, bir kendinizle ilgili bir vizyon olması işin çok tetikleyicisi. Sonra da bunu bir kimlik sermayesi yönetimi gibi yönetmeye başlamak lazım. Ne demek bu? Ben inandım ki gelecekte şöyle şöyle olacağım. Ama her gün o geleceğe doğru adım atıp atmadığınız o gelecek kimliğinizin güçlü bir sermaye biriktirmediği anlamına geliyor. Yani diyelim ki ben işte fit olacağım, sporcu olacağım, Ironman'a katılacağım dedim ama o gün oturdum televizyonun karşısında saatler geçirdim, bir süre abur cubur atıştırdım. Kimlik sermayem zayıfladı. Çünkü beynimizin, kalbimizin o geleceğe inanması için o sermayenin kuvvetlenmesi gerekiyor. O yüzden de o sermaye için her gün o sermaye eklediğimizi, her gün elde ettiğimiz küçük karların o sermayeyi kuvvetlendirdiğini ve bizi oraya doğru götürdüğünü yine görüyor olmamız gerekiyor. Ancak o zaman bunu başarıyoruz. Hani bazen diyorlar ya işte kendinize bir kahraman seçin, o kahramanı taklit edin, o kahramanı özenin. Bu iyi bir yöntem. Başlangıçta yapılabilirdi ama aslında kendi kahramanınız kendiniz olmasınız. Yani 5 yıl sonraki Bora Özkent benim kahramanım. Ona ulaşabilirsem harika bir hayatım olmuş olacak. E o halde niye başka dış kahramanlara gideyim? O kahramanla yetinmem mümkün. Peki tamam da iyi bir vizyon nasıl kurulur? Şimdi burada şöyle bir sıkıntı devreye giriyor. Eğer zihnimizi doğru bilgilerle doldurmamışsak, vizyonumuzu genişletecek şekilde dünyayla etkileşimlerde bulunmamışsak iyi bir vizyon kuramıyoruz. Yani düşünün, Anadolu'da küçük bir köyde yetişen bir çocuğu düşünün ve hep o köyün içinde kaldığını varsayalım. Hep aynı arkadaşlar, aynı akrabalar ve hani varsayalım bu insanların çoğu da kitap okumayan, dünyayı da pek tanımayan, bilmeyen, işte sabah akşam çalışan, akşam televizyonun karşısında vakit geçiren insanlar. Bu çocukcağız eğer dünyayı keşfetmek konusunda çok özel bir çaba göstermezse kurabileceği vizyon da epey daralacaktır. Pek çok insan için bu geçerli. Anadolu'daki çocuk için değil, büyük kent insanı için de geçerli. Büyük kentte de vizyon daraltıcı çok şey var. O yüzden vizyonumuzu genişletmemiz gerekiyor. Bunun için de içeri aldığımız girdilerin kalitesini değiştirmemiz lazım. Ben şimdi kızım sanatçı olmak istiyor diye, daha doğrusu belki onun sanatçı olması hevesini ben onda uyandırdım. Çünkü önce bir yeteneğini keşfettik onun. Görsel yönden çok güçlü bir çocuk olduğunu. Daha sonra da bu yeteneğin üzerine çok gittik. Dünyada görmediğimiz, gezmediğimiz sergi kalmadı. İşte bende olduğu her gün mutlaka sanatla ilgili bir şeyler konuşuyoruz, tasarımla ilgili bir şeyler konuşuyoruz, örnekler görüyoruz vesaire. Ve onun kafası bu konuda şekillendi. O kimliği giydi. O bir görseniz Paris'te nasıl bir evinin olacağını, orada evinin altında nasıl bir sergisinin olacağını, neler satacağını, nasıl para kazanacağını falan hayalleri kuruyor. O hayallere gitmek için de Fransa'da eğitim alması gerektiğini düşünüyor şu anda. O yüzden de bu seneki işte yavaş yavaş lise, LGS hazırlığına başladı. Büyük bir motivasyonla çalışıyor. Ama onu sırf o okulu kazanmak için çalışmıyor. O geleceğe yürümek için yapıyor bunu. Çünkü gelecekle ilgili yüksek bir ümidi var. Oraya doğru kendini hareketlendiriyor. Ama eğer ben ona bu girdileri vermeseydim, sanat ne, görsel yönü güçlü bir insan neler yapabiliyor, onu bu konuda doğru insanlarla tanıştırmasaydım, onlardan doğru hikayeleri dinlemeseydim, muhtemelen böyle bir vizyona sahip olmayacaktı. O yüzden içeri aldığımız girdi çok önemli arkadaşlar. Aldığımız girdi kalitesinin yüksek olması gerekiyor. Bu çerçevede de böyle karamsar, arabeslerden, negatif girdilerden kurtulmak çok önemli. İnsana değişemeyeceğini söyleyen, neysek odur diyenlerden kurtulmak çok önemli. Komplo teorilerden kurtulmak çok önemli. Çünkü komplo teorileri hep bizim güçlü olmadığımızı, hep dışarıdan bir güçlerin üzerimize oyun oynadığını, hareket edemediğimizi,
yapacağımızın pek bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Oysa öyle değil. Yapabileceğimiz, değiştirebileceğimiz çok şey var. O yüzden içeriye girdiği değiştiriyor olmamız gerekiyor. Ve bir yandan da bazı ölçülebilir hedefler ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü bu büyük vizyon tamam da o vizyona ulaşıp ulaşmadığımı, o yolda gidip gitmediğimi nasıl ölçeceğim? Ve bu çerçevede de belki 15-20 tane ayrı hedef değil. Çünkü hedef sayınızı arttırdıkça dağılıyorsunuz aslında. Onun yerine bir tane ana hedefi çok net tanımlayıp bu öyle bir hedef olsun ki bu diğerlerini de mümkün kılsın. Onun üzerine gitmek gerekiyor. Mesela benim kendimde tanımladığım en önemli iki hedefim var 2021 için. Bir tanesi haddini aş nokta netin abone sayısını artırabiliyor olmak. Çünkü onun abone sayısını artırıyor olmak demek hem benim işte gelecekteki gelirimi garantileyen bir şey hem de ilgi çekici içerikler üretebilmek anlamına gelebiliyor bu. İlgi çekici içerikler üretebilmek için daha fazla araştırma yapmam gerekiyor. Bu da benim zaten kalitemi tırmandırıyor. Daha fazla şey biliyorum. O da daha iyi yatırımlar yapmamı da sağlıyor. Daha iyi kendime bakmamı da sağlıyor. Etrafıma, kendime daha iyi girdiler sağlamamı da mümkün kılıyor. O yüzden birinci hedefim bu. Bizim haddini aş net abone sayısını artırıyor olmak. İkincisi ise sağlığım. 2020'de başaramadığım konuydu bu. 2021'de bunu başaracağıma eminim. Bununla ilgili de somut ölçülebilir hedefler koyuyorum şu anda kendime. Sadece iki alanda hedeflerim var. Diğer bütün konular buna akacaktır. Yani bu ana hedefler beni sürükleyecektir. Benim yakın bir arkadaşım var. Çok enteresan bir hedef koydu bundan 4 yıl önce. Iron Man olacağım ben dedi. Iron Man biliyorsunuz işte bu çok fit bir insanlar Iron Man'ler. Çünkü hem yüzüyorlar hem bisiklete biniyorlar hem koşabiliyorlar. Bütün sporları birden yapabiliyorlar ve hakikaten demire dönüyor vücutları. Ve bu kararı verdiğinde hani benim gibi humble birisi değildi, daha sportifti ama öyle bir Iron Man durumda da değildi. Şimdi Iron Man'e katılıyor yavaş yavaş. Iron Man olma yoluna yaklaştı. İnanılmaz yol aldı. Daha da önemlisi bu kararını aldığından beri iş hayatı, kariyer, ailesi, çocukları bunlarda da düzelmeler yaşadı. Çünkü belli bir alandaki hedefinize doğru yürüdüğünüzü görüyorsanız kendinize olan inancınız artıyor. Yani demin demiştim ya karakter sermayeniz kuvvetleniyor. Ben bir şeyi kafaya takınca başarabiliyorum deniyor. Ve bu diğer alanlardaki gelişiminiz de ne yapıyor? Tetiklemeye başlıyor. Bu nedenle mutlaka birkaç tane çok somut ölçülebilir hedefinizin olması ve bunlar yönünde çalışıyor olmanız lazım. 2020'de başarmanız gereken bir konudur bu. Bütün bunları başarırsanız ve bu kuvvetli vizyonu kurup bu kuvvetli vizyonu 2021 sonunda ulaşacağınız hedeflere çevirebilirseniz hedef sayınızı 1-2'ye indirip bunları da kritik hedefler, diğerlerini etkileyen, hayatınızdaki diğer hayallere yürümenize sağlayan ana hedef olarak seçip bu konuların üzerine düzenli giderseniz alacağınız yol gerçekten muhteşem. Evet, burada gelecek hayali önemli. Gelecek hayali karakterimizi, günlük davranışımızı, kimliğimizi belirliyor. O zaman da daha doğru şeyler yapmaya başlıyoruz. Ama bütün bunları yaparken geçmişten gelen olumsuzluklardan da kurtulmak lazım. İşte yarın onu ele alacağız. Yarın geçmişte yaşadığınız her şeyi yeniden çerçevelemeyi ve onları aslında sizi daha parlak bir geleceğe götüren araçlar olarak görmeyi, böyle kendisi kaderin kurbanı falan değil de işte başınıza kötü şeyler gelen şanssız bir insan gibi değil ya, bunların olmasının sebebi vardı, bunlar beni daha iyi bir geleceğe hazırlamak için oldular. İşte bu çerçeveyi oturtmaya çalışacağız yarınki videomuzda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse her zamanki gibi bir like, bir yorum çok iyi olur. Hangi kanalda izliyor veya dinliyorsanız yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili.